Merhaba değerli izleyenler, biz Tunar. Bugün Truva Akü Anonim Şirketi sahibi Sayın Yasin Uysal'la birlikte olacağız. Kendisiyle akü teknolojisi hakkında, işletmelerinin durumları hakkında ve Covid-19'daki piyasa koşulları hakkında kısa bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Merhaba Yasin Bey, hoş geldiniz. Merhaba Osman Bey, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Yaş, eğitim bilgileri, kısaca çocukluk anılarınız. Tabii. 1975 Denizli doğumluyum. Doğduğumdan beri Denizli'deyim. İlk orta lise Denizli'de okudum. Üniversiteyi de Muğla'da işletme bölümünde okudum. Evliyim, iki çocuğum var. Maşallah. Biri 17 yaşında, biri 11 yaşında. 17 yaşında Damla kızım, 11 yaşında Fevzi oğlum. Allah bağışlasın cümlemizinkini. Denizli'deyiz yıllardır. Çalışıyoruz, iş hayatındayız. Yani, babam ben doğmadan önce gelmiş Dinar'dan. Annem de Babadağlı. Onlar tabii burada Sümerbank'ta tanışmışlar o zaman. O zaman bir çalışacak fabrika Sümerbank var. Her ikisi de orada. Birbirlerini görmüşler. Çalışarak. Çok, çok aşık güzel. Olmuşlar sonrasında da. Bir aşkın meyvesi olarak ben doğdum diyorsunuz. Aynen. Anladım. Peki bulunduğunuz sektörde ne zamandır varsınız? Ne zaman giriş yaptınız? 2008'den bu yana akü işindeyiz. Yani 13 yıldır. Ömrümüz olduğu sürece de nesiller boyu sürdürmek niyetindeyiz. Peki daha önce ne işlerle meşgul oldunuz? Kısaca bahsedebilir misiniz? Ya Denizli olup da özel sektörde hani tekstile uğramayan yoktur. Tekstil işi yaptık. Pazarcılık yaptık daha öncesinde. Daha öncesine de gidersek bankacılık geçmişim var. Çok bankacı? Yani. Oo. Bizi buraya kadar getirdi yani şartlar. Şu anda akü işi yapıyoruz ama bu akü işini çok sevdik. Severek yapıyorsunuz. Yani çünkü akü işinde devam edeceğiz. Yani önü çok açık bir sektör. Yapabileceğimiz çok şey var. Daha yolun başındayız. Yani 13 sene oldu ama yani daha yapılacak çok şey var. Onun için ben bu sektörde hayatımın geri kalanı, hatta bizden sonraki çocuklarımızın devam etmesi niyetindeyim. Yani. Yasin Bey, ben biraz Truvak hakkında araştırma yaptım Denizli'de. Bayağı bayiniz var. Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi olsun. Aynen. Denizli şehir içerisinde de bayağı ürün verdiniz, mal verdiğiniz yerlerde var galiba. Herkese aynen, sizden memnuniyetle bahsediyoruz zaten. Aynen, teşekkür görüyorum ederiz. Logonuzu. Teşekkür ederiz. Biz de onlardan memnunuz. Yani hizmeti en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz. Yani akü işi dışarıdan görüldüğünde şey gibi sanki. Yani alıyorsun, satıyorsun. Öyle bir şey değil. Ticaret küçük bir kısmı akünün. Akünün asıl kısmı hizmet. Yani hizmet sektörüdür akü işi. Yani akü işi satmakla iş bitmez. Öyle bir şey değil yani. Adam sizi gecenin 3'ünde arar, o aküyü ulaştırmak zorundasınız. Bayramın 1. günü, Kurban Bayramı'nın 1. günü saat 7'de arar, aküyü ulaştırmak zorundasınız. Evet, çok önemli. Yolda kalır, hizmet vermek zorundasınız. Yani şarj aleti gibisiniz yani. Yani öyle. Yoksa yani, bu insanlar bu kadar memnunsa bunun bir sebebi vardır yani. Hizmeti iyi vermezsen, yoksa herkes akü işi yapabilir. Yani herkes alıp satabilir. Ama mevzu o değil. Hizmeti iyi veren önde oluyor her zaman ve biz onu yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Orada başarılı olduğumuza inanıyoruz ve daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bayağı ilerlemişsiniz ama gördüğüm kadarıyla. Teşekkür ederim. Bu sektörde hangi zorlukları yaşadınız kısaca? Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Yani 13. yılımız ama hani kendi işimizin başında olduğumuz bu 5. yılımız. Yani Truva Akü olarak 5. yılımızdayız. Kendi işimizde daha iyi hizmet verebileceğimizi düşündük. Yani önceden ben tabii bu başladığımda başka bir iş yerinde çalışarak bu işi öğrendim. Pazarlamasını yapıyordum akünün. Ama baktım ki yani başka iş yerinde fikirlerinizi tam ortaya koyamıyorsunuz. Yani kendi yapmak istedikleriniz yapılamıyor maalesef. Sonuçta böyle oluyor. Yani başkasının işinde ne kadar? Hayalde bir kalıyor. Yere kadar. Tabii yani. Bu işin daha büyüyebileceğini düşündük. Daha güzel hizmet verilebileceğini düşündük. 5 yıldır da Truva Akü markamızla. Yani iyi bir konuma geldik ama yeterli mi değil. Çok daha iyi konumlara gelmek istiyoruz. Peki ben gördüğüm kadarıyla işletmenizde
Yani çalıştık da daha önceden sizinle. Bayağı çalışan vardı. Şöyle bir soru geldi aklıma Yasin Bey. Tam olarak ülkemize kaç yıldır istihdam sağlıyorsunuz? Yani kurulduğumuzdan beri istihdam sağlıyoruz ve bunu artırma niyetindeyiz. Yani bu ilk kurulduğu günde, aradık 5 yıllık geçen sürede illaki bir artış olacak. Asıl amaçlarımızdan bir tanesi istihdamı artırmak. Yani bizim de bir katkımız olsun. Çok yani güzel. Çorbada bir tuzumuz olsun. Yani sadece biz kazanalım. Öyle bir amacımız yok yani. Yoksa hani akü satarak her türlü biz geçiniriz, kendimizi geçiniriz. Onda sorun yok ama hani neden olmasın? Bir Türkiye'nin 500 büyük firmasından bir tanesi biz neden olmayalım? Evet. Yani. Bir sebep yok. Bir sebep yok yani. Çalışarak olur bunda. Herkes sıfırdan bir şekilde bunu çalışarak elde etmiş. Biz de bunu yapmak istiyoruz. Bunu yapmak. Amacımız bunu yapmak yani. Çok fazla istihdam. Farkındalık çok çok önemli aslında dediğiniz gibi. Aynen. Bir şeyleri başarabilmek de çok çok önemli. Hedeflerinizden birkaçı da bunlar sanırım gördüğüm kadarıyla. Aynen. Peki Yasin Bey, Truva Akü nedir? Truva Akü ya markası nasıl ortaya çıktı? Biraz bahsedebilir misiniz? Şöyle, şimdi biz kendi işimizi yapmaya karar verdiğimizde öyle bir markamız olsun istedik ki yani yabancılık çekmesin insanlar, bizden bir isim olsun. Şimdi Truva herkesin bildiği bir isim yani Çanakkale'de malum. Hatta evet. Dünyaca bilinen bir isim. Attan geliyor. Tabii yani Truva atından geliyor. Dünyaca bilinen bir isim. Kulağa hoş geliyor. Kaliteyi çağrıştırıyor. Truva bizim şirketimizin ismi. Truva Akü. Truvax da bizim markamız. Yani şirketimiz adını da çağrıştıran bir marka. Çok güzel. İyi de oldu. Güzel bir marka oldu. Yolumuza devam edeceğiz. Ya benim aklıma şey geliyor. Truva atıyla böyle şehrin içine giriyorlar ya Yasin Bey. Siz de Truvax aküsüyle aracın içine giriyorsunuz. Yani evet, tabii onu öyle algılamamak lazım ama yani biz iyi yendi diyebiliriz. Bu bağlantıyı hiç kurmamıştım ama. Mantıklı. Mantıklı. Peki Yasin Bey, nasıl şirketleştiniz? Şu anda kaç kişi çalışıyorsunuz toplamda? Ya şu anda biz 5 kişiyle hizmet veriyoruz. Ama dediğimiz gibi bunu çoğaltmak niyetindeyiz. Yani 5 kişiyle verilebilecek hizmetin de bir sınırı var. Biz ağımızı genişlettikçe istihdamımızı artıracağız. Yoksa hizmet veremezsiniz yani. 5 kişiyle verebileceğiniz bir adet var, bir sayı vardır yani hizmet verebileceğiniz. Onu daha da çoğaltmak niyetindeyiz. Peki buradan bir çırak başvurusu ilanı verelim mi Yasin Bey? Çırak olmak isteyen, bu meslekte kendini geliştirmek isteyen kişiler olursa veya üniversite mezunu da olabilir. Size başvurmalı mıdır? Vallahi olabilir tabii, neden olmasın. Yani biz memnun oluruz yani bir kişiye daha bu iş hayatına birini daha kazandırabilirsek. Malum şu anda gençlerimiz tabiri caizse yani lay lay lon bir hayat yaşıyorlar yani. Evet, ortanın maalesef. Farkında değiller, iş hayatının ne olduğunu bilmiyorlar. Yani okulda verilen eğitimle bu işler olmuyor yani, yetmiyor. Okulda teori var, pratik yok. Yani uygulamak lazım. Uygulama farklı yani, onu yetiştirmek lazım. Yani birilerinin yetişmesi lazım yani. Yani bu sadece bizim sektörde değil. Yani tamir, mesela tamirci yetişmiyor sanayide. Çırak evet. Her yere lazım, her işe lazım yani. Herkes istiyor ki ben oturayım masa başında para kazanayım. Yani öyle bir dünya yok. Çalışmadan yok, emek vereceksiniz, hizmet vereceksiniz, koşturacaksınız. Bu böyle oluyor yani. Peki bu şirketleşme aşamasını biraz atladık sanırım. Yani bu nasıl oldu? Hadi yapalım diyerek mi oldu? Şöyle, şartlar bizi oraya doğru götürdü. Yani belli bir yıldan sonra artık evet. Bu şart oluyor. Yani bu hizmeti verebilmeniz için, yani belli bir kaliteyi ortaya koyabilmek için şirketleşmek şart. Şimdi biz anonim şirket kurduk. Neden anonim şirket kurduk? Önü açık anonim şirketin. Yani büyümeye en elverişli şirket türü anonim şirket. Bizim de amacımız bu işi daha iyi ileriye götürmek, büyümek. Hatta neden olmasın ileride Borsa İstanbul'da hisse senetleri alıp satılan bir şirket de olabiliriz. O yani hedefleri büyük tuttuğumuz için biz anonim şirket olaraktan bu işe başladık. İyi ki de öyle yapmışız. Bu hedefe doğru bizi bu başarılar diliyorum. Emin adımlarla götürüyor inşallah. Başarılar diliyorum Yasin Bey. Teşekkür ederim. Yasin Bey, biraz bayiliklerinizden ve kendi bayilik sisteminizden bahsedebilir misiniz? Tabii. Ya bizim çalıştığımız kesim yani %90 otoelektrikçi. Neden? Ya aküyü müşteriye otoelektrikçi satıyor, montajını o yapıyor. Bunun da sebebi araba marş basmayınca önce nereye başvuruyoruz? Otoelektrikçiye. Evet. Yani marş basmayan araba için otoelektrikçi aranır. Dolayısıyla bu işi en iyi yapanlar otoelektrikçiler. Ha bu lastikçiler, parçacılar da yapıyor. Öyle bayilerimiz de var ama yani çoğunluğu otoelektrikçi. Onlar bir de tabii işin servis kısmında da çok iyi oluyorlar. Yani otoelektrikçi bu ürünü sattığı zaman olası bir sorunda çok iyi müdahale ediyor. Yerinde müdahale ediyor. Servisini iyi yapıyor. Mesela bizim hani bazen işten tam anlamayan, çok bilmeyen, hakim olmayan müşterilerimiz bayilik istediği zaman bence onları kısa bir şeyden geçiriyoruz. Yani bir eğitimden veya işte ne eksiği varsa hani bu test aşamasında yani akünün ölçümüyle ilgili eksiği varsa onunla bilgi ve
ekipman olarak destekliyoruz. Çok güzel. Belli bir hazır hale getiriyoruz. Yani satabilecek, bu işi servisini yapabilecek hale getiriyoruz. Yani bizim akümüz satan herkes bu işi servisini de yapabiliyor. Olmalı. Yoksa hizmet aksar, aksayacaktır yani. Anlıyorum. Neden? Çünkü aküyü A firması, A kişi satsın. Ondan sonra sorun olduğunda hadi sen git B kişisine. O çok etik olmuyor yani. Bu sizin kendi bayilik sisteminiz anladığım kadarıyla. Bayilik sistemimiz, evet. Hı-hı. Yani otoelektrikçi bizden bayilik talep eder. Hı-hı. Biz bakarız, bir araştırırız. Yani uygunsa, ticari anlamda da uygunsa, yani bu işi yapabileceğine de inanırsak bayimiz olur. Ha, yeri geliyor şöyle de olabiliyor. Tabii sadece biz taleple değil, bazen biz de pazarlamaya çıkıyoruz. Yani bu işi iyi yapanları biz de arayıp buluyoruz. Ve o şekilde de pazarlama ağımız da var yani. Biz de gidiyoruz yani bayilik vermek için. İnternette var mısınız Yasin Bey? Varız. İnternette kurulduğumuzdan beri varız. İnternet artık vazgeçilmez bu işin yani. Herkes internetten arayıp buluyor istediği firmayı. Yani internet olmamak gibi bir durum yok yani. Hani büyümek istiyorsan internet şart, biz de varız. Sosyal medyada. Evet. Truvax.com.tr'ydi galiba. Truvax.com.tr'den bize ulaşabilirler. Google yani. Üzerinden tabii de Google, her yerden arayabilirler. Yani Denizli Akücü yazınca ilk sayfada, ilk başlarda bizim firmamızın ismi görülecektir yani. Derin bir çalışma yapılmış gördüğüm kadarıyla. Evet. Çok çok güzel. Peki bayisi olduğunuz ürünler var mı Yasin Bey? Ürünlerini sattığınız tabii ürünler var mı? Tabii bizim kendi markamız Truvax. Yani bizim satışımızın çok büyük çoğunluğu kendi markamız. Amacımız da zaten kendi markamızla büyümek. Bunun yanında bugün hani abartısız dünyanın starter aküde en iyisi olan Banner markanın bölge bayiliğini yapıyoruz. Hı hı. Yerli ürünler de var. Birkaç markanın da bayiliğini yapıyoruz. Ama tabii asıl ürünümüz Truvax akü. Hedefimiz bu. Onunla büyümek istiyoruz. Evet. İleride olursa ihracatımızla o markayla yapma niyetindeyiz. Çok çok güzel. Başarılar diliyorum tekrardan. Teşekkür ederim Osman Bey. Peki Yasin Bey, insanlar aküye nasıl ve ne hallerde ihtiyaç duyar? Sizi neden arar insanlar? Şimdi şu an... Sadece onu bir bahsedelim. Eğer biraz ki bir aracınız varsa, bu motorlu bir araçsa mutlaka aküyle çalışıyor. Hatta araba diyelim hani akaryakıtla çalışmasa dahi gene de aküyle çalışacak. Yani aküsüz bir araç teknolojisi yok. Herkesin, hani araba binen herkesin mutlaka akü ihtiyacı oluyor. Hı-hı. Şöyle oluyor, akü fabrikadan çıktığı andan itibaren geri sayımı başlar, ömrü dolmaya başlar. Bir insan gibi düşünün, yani bir insan ne kadar iyi yaşarsa, ne kadar kendine iyi bakarsa baksın bir ömrü vardır. Sadece onu biraz uzatabilir, yani o sonsuza kadar yaşayamaz. Akü de böyledir. Aküye ne kadar iyi bakarsa, iyi kullanırsanız onu maksimum kullanırsınız, o kadar. Yani ama onun bir ömrü var, o bitecek, illaki değişecek. Değişmesi lazım. Yani bu şu anda günümüz teknolojisindeki normal bir starter aküde 4 yıldan aşağı, yani 4 yıl dayanmadıysa az dayanmış diyoruz binek araçlarda. İşte 5 yıl ve üstü ise iyi dayanmış diyoruz. Yani o civarda. Yani 3,5, 4,5, 5 o yıllar arasında değişmesi gerekir akünün. Ha bazen oluyor ki atıyorum 5 yılı geçirmiş. Tabii bizde bir şey vardır, hani illa onun marş basmadığını görecek bizim insanımız. Bizde öyle bir yapı vardır. Mesela dişimizi ağrımadan dişçiye gitmeyiz. O akünün marş basmadığını illa görecek, bir yerde kalacak ki, hissedecek. Onu sonuna kadar kullanacak yani. O da normal bir şey yani. Huyumuz böyle. Su dolduranlar falan varmış duyduğum kadarı. O kulaktan dolma oluyor. Öyle bir şey yok tabii. Olmaz yani suyla. Olacak olsa olmaz yani. Araba çalışmıyor. Baba, akü yok. Peki ne hallerde ihtiyaç duyar? Kar, kış. Şöyle, herkes şunu yanlış bilir. Akü kışın ölür gibi, hani soğukta falan. Öyle bir şey yok. Akü yazın çok sıcak olursa o zaman ölür. Kışın ölmesi, akünün aslında akü ölmesi değildir. Kışın araba zor çalıştığı için arabanın yağı soğukta donar. Donunca pistonlar zor dönmeye başlar. Akü normalde arabayı çalıştırabilecek gücü varken zor döndüğü için motor döndüremez. Oo. Döndüremediği için aküyü değiştirmek icap eder. Yani, yeni bir şey öğrenmiş oldum. Tabii. Şöyle bir de fabrikadan çıktığı anda akünün bir marş gücü vardır. Bu her geçen gün aşağı doğru iner. Yani bir ay sonra şu ankinden daha düşük olacaktır marş gücü. Bu böyle aşağı doğru ağır ağır iner. O dediğimiz gibi kışın, hı-hı, normalde yaz olsaydı o arabayı çalıştırabilecekti ama kışın olduğu, hı-hı, için motor zor döndüğü için çalıştıramadı. Aküyü, hı-hı, değiştirmek icap etti. Değiştirince ne oluyor? Arabanın donması, hı-hı, önlenmiyor ama şey oluyor. Akünün gücü tekrar sıfırlanıp biraz daha yükseğe çıktığında artık o donmuş olan motor yağıyla arabayı da döndürebiliyor hale geliyor. Ondan kışın daha çok satılıyor. Yani. Yani aslında soğuk havalar zarar veriyormuş gibi bir algı vardı aslında. Soğuk hava, hatta şu anda mesela bazı depolarda, üretici depolarında soğuk hava sistemi kullanıyor. Soğuk havada daha az deşarj oluyor akü. Yani soğuk havayı akü sever. Depolanması için soğuk havaya ihtiyaç vardı. İyi olur yani. Yani iki tane akü düşünün. Birisi
sıcakta bekletirsin, biri soğukta sıcakta bekletirsin. 6 ay sonra deşarj duruma düşer. Evet. Öteki evet. 1,5 sene sonra düşer. Oo. Soğuk havada bekletilen. Değerli bilgiler Yasin Bey. Değerli bilgiler. Gerçekten ilgi çekecektir eminim. Peki Turvax.com.tr, sosyal medya, Google gibi yerlerde bulunabiliyoruz demiştiniz. Peki paydaşlardan bir tanesi sizi buralardan buldu. Bu konu hakkında işte çalışma, randevu, ürün teslimi ve yerinde onarım gibi sistemlerinizden biraz bahsedebilir misiniz? Yani izleyen paydaşlar nelerle karşılaşacak? En azından kısaca. Şimdi biraz. Şöyle bizim Denizli merkezdeki bayilik sistemimizde genellikle çok stok bulundurmuyor bayilerimiz. Neden? Alo dediğinde hani o müşterisi çayını içene kadar biz o aküyü oraya ulaştırıyoruz. Yani Denizli'nin bir ucundan bir ucu bugün arabayla 10 dakika yani en uzak yeri. Onun için burada çok stok yapmıyorlar. Akü lazım olduğunda biz ulaştırıyoruz. Bu gece gündüz de aynı şekilde fark etmiyor. Mesai saat dışında da olabiliyor. Tatil günlerinde de olabiliyor. Ama mesela Denizli dışında yani işte Aydın'dır, Muğla'dır. Oradan talep olursa anında karşılamak çok mümkün değil. Yani orada müşteri çayını içene kadar o akü ulaşma şansı yok. Orada ne yapıyoruz? Düzenli rutlar düzenliyoruz. Yani 21 günde bir her bayimize mutlaka ulaşıyoruz. O önündeki 21 günde ihtiyaç olabilecek ürünleri takriben bildiği için, biz de bildiğimiz için evet. onları veriyoruz. Ha bu arada ekstra bir şey lazım olursa da artık aciliyet durumuna göre ya otobüse verip gönderiyoruz ya ambara veriyoruz. Bir gün sonra orada oluyor. Bazen de çok acil durumlarda da arabamızı atıp götürdüğümüzde oluyor. Her aracın aküyü taşımamasının sebebi nedir Yasin Bey? Bunu ben kendi öz fikrim olarak çok merak ediyorum ne zamandır. Aküyü taşımaması derken hani... Yani civa maddesinden dolayı zarar vermesi mi şöyle, gibi bir şey varmış şöyle, yani. Şöyle, tam mesela olarak bilmiyorum ama. Şehirler arası otobüsler aküyü şey olarak almıyorlar. Hani kargo olarak aküyü almak istemiyorlar, almıyorlar. Sebebi de şu, akünün içinde sülfürik asit var. Heh, evet. Kurşun da var, kurşun zehirli madde ama o plakalarda hani o... Kurşun oradan dökülmez bir yere yani. Ama o sülfürik asit akü yan gelirse mutlaka bir taraflarından akünün sızacaktır. Ki sızması da çünkü havalı delikleri var. O deliklerde mutlaka sızar. Bir de o sülfürik asit şöyle bir şeydir ki. Hani plastiğe hiçbir şey yapmaz. Ama demir, metal oldu mu kurşun hariç diğer metalleri anında eritir, çürütür. Yani o sülfürik asit arabaya dökülürse o döküldüğü bölüm artık işe yaramaz hale gelir. Yani çürür gider. Onun için... taşımak istemiyorlar. Yani bu normaldir. Yani ne oluyor? Bazı nakliye şirketleri, ambarlar bizim devamlı çalıştığımız. Bunun bilincindeler. Ona göre yerleştiriyorlar. Yani aküleri en alta koyuyor. Mesela akünün üst, bir şeyin üstüne akü konmaz. Akü en altta olmak zorundadır. Yani sarsıntıda olan dışı bir durumda en son akünün devrilmesi gerekir. Yoksa o şekilde sağlamlaştırırız. Sağlam bir şey. İşi bilenler bunu şey yapıyor. Evet. Ne yapıyor? Mesela 5 tane akü. Onların hepsini böyle yan yana köşeye sıkıştırıyor. Yanlarına başka malzemeler koyuyorlar. Onu sabit tutması lazım yani. Biraz fazla sarsındığında da asit atabilir dışına. Onlar önemli. Aslında burada bir iş doğabilir mi Yasin Bey? Akü taşımacılığı. Ne diyorsunuz? Akü taşımacılığı diye bir iş... olabilir mi? Şöyle. Özel araçla. Şöyle. Şimdi bu atık akülerin, yani yeni akülerin değil de atık akülerin taşınması için bir şey var zaten. Yani bu bir SRC5 diye bir belge var. O belgeyi alabilmek için de arabanın bazı şartları sağlıyor olması lazım. Yani bunu zaten düşünmüş devlet. Yani bu sülfürik asitin zararlı madde olduğunu bildiği için her araç zaten bunu taşıyamıyor. Yani atık aküden bahsediyorum. Yani bugün arabanızda işte 10 tane atık aküyü bir yerden bir yere taşıyamazsınız. Yetki belgeniz olması lazım. Ona uygun aracınızın olması lazım. Onu zaten düşünmüşler yani. Ha buna uygun araç yapılır mı? Yani atık akü için özel araç var ama normal hani yeni akü için özel bir araç yok. Yeni akü de bunu biraz şey yapmış. Yani devlet yeni aküyle ilgili böyle bir kural getirmemiş. Ha yeni akü de devresi asit atar dışına ama ya onunla ilgili bir şey yok. Düzenleme yok yani. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Yani böyle plastik kaplanmış böyle bir kapalı. Özel bir araçla. Yani olur. Yapılabilir yani. Talep görebilir diyorsunuz anladım. Peki Yasin Bey, start stop teknolojisi nedir? Ne için çıktı? Bu çok güzel bir teknoloji duyduğum kadarıyla. Uzmandan dinlemek bizde daha iyi olacaktır. Bizde şu anda start stop aküleri, yani start stoplu arabalar yeni yeni akü değiştirmeye başladı. Şu anda talep biraz çoğaldı. Onun mantığı şu, kırmızı ışıkta durduğu zaman genellikle veya işte uzun bekleme yaptığı zaman arabayı biz şu anda ne yapıyoruz? Çalışır durumda şey yapıyoruz. Işıkta kimse arabayı stop etmiyor. O teknolojinin amacı kırmızı ışıkta durduğu zaman işte atıyor onun bir bekleme süresi var. 3 saniyeden fazla bekledim mi? Otomatik olarak arabayı stop ediyor. Ne zaman ki debriyaja basıldı araba çalışıyor otomatik yani tekrar bir marş basmaya gerek olmuyor. Oradaki o ışıkta beklerken 1 dakika 2 dakika araba çalışmamış oluyor. Daha az
benzin mazot harcamış oluyor. Şeyi bu, avantajı bu. Yani bir mazot benzin tasarrufu yapıyor. Fakat şöyle bir şey var, dezavantajı var. Tabii bu normalde biz evden çıkarız. İşte gideceğimiz yer 15 kilometre ötededir. Bir daha marş basmayız. Ama o 15 kilometre yol üzerinde işte 10 tane kırmızı ışıkta bekliyorsa her birinde marş basıyor. Dolayısıyla hem marş dinamosu daha hızlı ölüyor, zarar görüyor, hem de aküsü. Yani akünün ömrünü belirleyen etmenlerden bir tanesi de marş sayısıdır. Ne kadar çok marşa basılırsa akü o kadar çabuk ölür. Dolayısıyla normal bir starter aküyle start stop arabayı çalıştırmak istersek normalde 4 yıl dayanacaksa start stoplu 1 yıl ancak. Start stoplu arabaya takılan akü normal plakalarından, normal akü plakasının biraz daha kalını, biraz daha güçlendirilmişi, daha dayanıklısı. Yani onu da 4 yıl dayandırmak üzere biraz da masraflı oluyor. Yani normal akünün 2 katına falan geliyor onun fiyatı. Ama onu takmazsanız da olmuyor. Yani o sistem çalışmıyor yani. Yolda kalıyorsunuz. Aslında böyle ayarlanmış bir sistem var diyorsunuz. Yani o start stop özel bir akü. Yani üçlü bir akü. Dolayısıyla içindeki malzemesi daha kuvvetli olduğu için fiyatı da daha yüksek. Elektrikli araçlardaki zaten o apayrı bir pil diyorsunuz. O ayrı. O şöyle bizim laptop bilgisayarlarda veya cep telefonlarında kullandığımız o lityum iyon pillerden. Ondan nedir? Özelliği nedir? Normal bir starter aküden. Şimdi starter aküyü, yani araçta kullandığınız aküyü deşarj ettiğinizde, boşalttığınızda tekrar şarj olması bir 20 saat falan sürüyor yani. Ama o araçlarda bunun hani çok kısa sürelerde yapılabildiğini biliyoruz. Yani böyle 1 saat gibi, 45 dakika gibi. O ayrı bir teknoloji. Yani onu ayrı bir konuda tekrar şey yapalım. Değerlendirelim, toplantıda anladım. Peki Yasin Bey, güneş panelleri hakkında görüşünüz nedir? Bu pazarda olmak ister miydiniz? Güneş yani, paneli, evet. Geleceğe ne yöndedir? Şu anda güneş panelinin biz en başındayız. Türkiye'de şu anda yeni yeni üreticiler ortaya çıkmaya başladı. Bunun üreticisi Çin, yani bilinen en yaygın üretici. Tabii sadece Çin'den bütün dünyaya bu ürün ucuza gönderilemeyeceği için şu anda pahalıya geliyor. Ama bizde yaygınlaşırsa ki inşallah yaygınlaşır, en temiz, en ucuz enerji güneş enerjisi. Yaygınlaşırsa bu hepimiz için iyi olur. Yani bundan geri kalmamamız lazım. Ve bu teknoloji depolaması için gene aküye de ihtiyaç var. Yani aslında bizim sektörle birebir bağlantılı. Düşünüyor muyuz? Düşünüyoruz. Ama şu an aküyle ilgili biraz daha kat etmemiz gereken yol var. Onu kat ettikten sonra bir sonraki aşama güneş paneli işine de girmek yani. Hedefimiz de var. Hedefimiz de var. Tam da bu sorunun ardından şöyle bir soru sormak isterim o zaman size. Geleceğe dönük planlarınız nelerdir? Biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi geleceğe dönük... TruvaQ daha fazla neler yapacak piyasada? Yani TruvaQ ile ilgili planımız kısa bir sürede adı duyulmuş, bilinmiş. Hani mesela bugün kimse bir bakkala gidip de kağıt mendil ver demiyor. Bir marka var hepimizin bildiği. Evet. O markayı istiyor. O anlama geliyor. O şekilde gelebilmesini istiyorum ben. Yani o şekilde geldiği zaman yeterince yol kat ettiğimizi oradan anlayabileceğiz. Türkiye'deki böyle en büyük 500 firma içine girebilmek bizim hayallerimizden bir tanesi. Çok güzel, çok güzel. İnşallah bunu da görmeye ömrümüz yeter. Umarım başarılı olursunuz. Ki olursunuz diye görüyorum ben. İnşallah. Araştırdığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla da öyle. Bilgi seviyesi de öyle görünüyor. Yani paydaşlar da o şekilde takdir edecektir, ben buna eminim. Peki Yasin Bey, Covid-19 salgını sizi nasıl etkiledi? Şimdi Covid-19 salgınının etkilemediği sektör neredeyse yok. Neden? Şimdi bunu bir havuz gibi düşünelim, ekonomiyi. Havuzun bir tarafı yüksek, bir tarafı düşük olmaz. Yani su her yerde aynı yükselir. Şimdi binlerce, milyonlarca işini kaybetmiş, işini yapamayan, dükkanını, iş yerini kapatmak zorunda kalan, imalatını bırakmak zorunda kalan insanlar varken bunun bizi etkilememesi mümkün değil. Herkesi etkilediği gibi bizi de etkiledi. Ama
çok fazla, bizden çok daha fazla etkilenen var. Biz daha az etkilendik. Neden? Çok zaruri bir sektör bizimki. Yani arabalar yürüdükçe bu acil ihtiyaç. Yani bugün şöyle söyleyeyim, bir domatesten daha acil ihtiyaçtır bizimki. Hatta evet, ekmekten bile acil ihtiyaçtır diyebiliriz. Çünkü o olmadan o üretilemiyor, o olmuyor. Yani o yetiştirilmiyor, götürülmüyor. Bir yere gitmiyor. Mi? Yani evet, o domatesi yiyebilmek için arabanın çalışması lazım. O da aküyle çalışıyor. Daha çok öncelikli doğru, bir ihtiyaç. Ondan dolayı zaruri olduğundan çok fazla etkilenmedik. Ama etkilendik. İlla ki işte bir düşüş oldu. Ama dükkanını hiç açamayan, hiç iş yapamayan insanlara bakınca biz şükretmek zorundayız halimize. Toparlanma süreciniz kısa oldu dolayısıyla. Aynen, aynen. Ama bu uzun süre devam ederse çok zor. Yasin Bey, peki tahsilatlarınız, ödemeleriniz başa baş mıydı? Yani teyit mi geçti? Sizi biraz ya, zorladı mı? Şu an tabii zorlandık ya. Zorlandık. Zorlandık yani. O tatiller tabii, yani yasaklar bizi zorluyor. Arabalar çalışırsa hani şey oluyor. Hareket oluyor. Hareket olursa oluyor, tabii, bizim ihtiyaç doğuyor. Tabii o hareket azaldıkça illaki etkilendik. Yani bir besin zinciri gibi bir ticaret zinciri sonuçta hepsi var. Hepsi etkiliyor, birbirini etkiliyor yani. Aynen öyle. Peki Yasin Bey, duyduğum kadarıyla sizin bir de böyle bir bağlama çalma yeteneğiniz varmış. Bir böyle bir performans alma şansımız var mı eğer mümkünse? Şuradan bir bağlama isteyelim. Vallahi olur. Neden neden olmasın ya? Olabilir yani. Tabii. Şöyle. Eyvallah. Abi Musa Eroğlu, hiç hayır diyemeyeceğim. Bu yağmur Eroğlu. Oo, tamam. Çalalım. Harmana serdiler sarı samanı. Hiç bitmiyor Emir Dağ dumanı da kara dumanı. Hiç bitmiyor Emir Dağ dumanı da kara dumanı. Gel otur yanıma benim sevdiğim. Gel otur yanıma benim sevdiğim. Ayrılık mı olur harman zamanı da yayla zamanı. Ayrılık mı olur harman zamanı da yayla zamanı. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Peki Yasin Bey, son olarak röportajımız hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Biraz sizden görüşleriniz olabilir mi? Osman Bey, öncelikle bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Güzel bir için röportaj oldu. Güzel muhabbet oldu. Tekrarını diliyoruz. İnşallah. Başarılarınızı da takdir ediyoruz. Teşekkür ederiz. İnşallah ileride tekrar. Faydalı olur mu sizce sektöre, ticarete, insanlara katkı sağlar mıyız? Bu olması gereken bir şey. Artık işler böyle ilerliyor ya. Yani evet, bakıyoruz sosyal medya artık bizim hayatımızın her alanına girdi. Yani bugün sabahtan akşama insanların elinde. Telefonda, sosyal medya. Sosyal medya. Evet. Onsuz bir hayat artık yok. Buna adapte olmak lazım. Buna ayrı düşünmemek lazım. Öncelerimiz de hani biraz şey midir acaba internet, sosyal medya yani çok bizlik bir şey değilmiş gibi düşünür gibi olduk ama değil, öyle değil. Anladık biz bunu ve hemen atılım yaptık. Değerli sorularla beraber cevap verdiniz, emek ettiniz. Her şey için çok çok teşekkürler tekrardan. Sağ olun efendim, var olun. Merhaba değerli izleyenler, biz Tuner. Bugün Truva Akü Anonim Şirketi sahibi Sayın Yasin Uysal'la birlikte kısa bir söyleşi gerçekleştirdik. Kendisine sorularımızı yanıtladığı için, değerli vakti için çok çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Esenlikler dileriz efendim.